Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Ankebut suresi 23-27. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala bu bölümde Hazreti İbrahim'in kavmine olan tebliğinden bir bölümü bize anlatıyor ve şöyle buyuruyor: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهِ Allah'ın ayetlerini ve Allah'a kavuşmayı inkar edenler, ulaike yeisu min rahmeti, onlar benim rahmetimden ümidini kesmişlerdir. Ve ulaike lehum azabun elim, onlar için elim bir azap vardır. Yani şu alemde, dünyada bir kısım insanlar Allah'ın ayetlerini kabul etmiyor, inkar ediyorlar ve Allah'a kavuşmayı, yani ahiret alemini de yine inkar ediyorlar. Bunlar Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş olan kimselerdir. Yani Allah'ın engin bir rahmeti var, sonsuz bir rahmeti var. Allah sonsuz rahmetiyle şu alemi yarattığı ve alemdeki varlıklara ikramlarda bulunduğu gibi kendisi daimi ebedi olduğundan ebedi alemde yine onlara ikram etmeye devam edecektir. Yani Allah-u Teala'nın şu alemde bize çekmiş olduğu ziyafet sadece bir numune kabilindendir ve bir sabah kahvaltısı gibidir. Ama asıl ziyafet yeri bu alemden ötesindedir. Ve hadis-i şerifte şöyle ifade edilmiştir bu: Allah'ın şu dünyada tecelli eden rahmeti, rahmetinin ancak yüzde biridir. Yüzde yüzü diğer alemde tecelli edecektir. Burada tabi kesretten kinaye tarzında bakılabilir. Hatta tersiyle söyleyelim, azlıktan kinaye. Yani şu dünyada Allah-u Teala'nın rahmetinin çok az bir kısmı tecelli etmektedir. Çünkü dünya bir imtihan dünyasıdır ve imtihan dünyasında perdelidir. Allah-u Teala min verai hicab, perde arkasından bize ikramda bulunmaktadır. Ama imtihan bittikten sonra herkes Halık'ının malikini bilecek, tanıyacak, perdeler kaldırılacak ve artık diğer alemde kafir kalmayacak. Herkes zaten inanmak durumunda kalacak ama dünyada iman etmediğinden dolayı bunun cezasını görecek. Allah'ı kabul eden, ahirete iman edenler ise onlar cennetlerde Cenab-ı Hakk'ın ebedi ikramlarına nail olacaklar. İşte ayet-i kerime Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve ona kavuşmayı ummayanlar benim rahmetimden ümitlerini kestiler diyor. Halbuki Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah'ın rahmeti güneşin her tarafı aydınlatan ışığından çok daha aşikardır ve şu alemi yaldızlayan, şu alemi şenlendiren Allah'ın rahmetidir. Ve o ilahi rahmet her şeye nüfuz etmiştir. Her şey o ilahi rahmetten nasibini almıştır. Ve ulaike lehum azabun elim. İşte bunlar için, yani ayetlerimi yalanlayan ve bana kavuşmayı ummayanlar için elim bir azap vardır. Yani burada diğer alemde, cehennemde bir azap var, o mana anlaşılabileceği gibi Allah'ı inkar edenler, ahirete inanmayanlar şu dünyada da elim bir azabı zaten vicdanlarında duyarlar. Çünkü ölümü hatırladıklarında ölüm onlara bir yokluk gibi görülecek. Ve şu alemde kendilerini sahipsiz görecekler Allah'ı tanımadıklarından dolayı. Ve bundan dolayı da kainatta bir yalnızlık hissedecekler. Varacakları yer noktasında akıbetlerini çok kötü görecekler. Kendilerini yok olup gidecek tarzda görecekler. Bundan dolayı da şu dünya hayatında elbette ızdırap duyacaklar. Peki kafirlerin pek çoğu şu dünya hayatında neşeli görülüyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Bunu herhalde şöyle anlayabiliriz: bu ızdıraplarını hafifletmek için işi oyuna, eğlenceye veriyorlar. Buna iptali his denilir. İptali his ile, hislerini iptal etmek suretiyle bu şekilde bir nevi avunuyorlar. Birisi diyelim çok şiddetli soğukta bir takım içkilerden içiyor, bedenini uyuşturuyor. Uyuşturduğunda soğuğu hissetmeyebilir. Ama bu soğuk yok anlamına gelmiyor. O hissetmiyor.
vücudu hatta bunun neticesinde donup kalıyor. Rusya'da pek çok yerde kış aylarında içkiden böyle uyuşan ve bundan dolayı donup kalan nice insanlar oluyor. Aslında beden onu hissediyor ama o duyularını iptal ettiğinden bundan dolayı o ızdırabı duymuyor. Demek ki kafir olanlar diğer alemde bir cehennemde ebedi ızdırap duyacakları gibi şu dünya hayatında da manen iç dünyaları itibariyle yine bir cehennem hali yaşamaktalar. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا Hazreti İbrahim'in bu tebliğine karşı kavminin cevabı şöyle demeleri oldu. اُقْتُلُوهُ Onu öldürün. اَوْ حَرِّقُوهُ Veya onu ateşte yakın. فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ Allah onu ateşten kurtardı. Malum Hazreti İbrahim bu şekilde kavmine Allah'ın dinini anlatınca kavmi tarafından yakalandı. O zamanki idareci Nemrut kendini ilah zanneden birisiydi. Çok büyük bir ateş hazırlattı ve o ateşe mancınıklarla Hazreti İbrahim'i attırdı. Allahu Teala Hazreti İbrahim'i korudu. Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim ve ateşe buyurdu ki ey ateş İbrahim'e soğuk ve selametli ol. Ve bu şekilde Allah-u Teala onu o ateşten korumuş oldu. Her şey Allah'ın emriyle hareket eder. Ateş dahi Allah'ın emriyle hareket etmektedir. Ateşe yakıcılık özelliğini veren ilahi iradedir. Allah dilediği anda o özelliği ondan alıverir. Ve ateşe yakma diye emrettiğinde ateş yakmaz. İnne fî zâlike le âyât li gavmin yu'minun Bunda iman eden bir kavim için iman eden bir kavim için ayetler vardır. Yani Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması ve onu yalanlayan kavminin başına azabın gelmesi gibi bu gibi durumlarda inanan bir kavim için ayetler alınacak dersler, ibretler vardır. Ve gâle Hazreti İbrahim şöyle dedi. اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا Siz Allah'ın dışında edinmiş olduğunuz şeyler ancak putlardır. مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında aranızda bir sevgi meydana gelsin diye bu putlara tapıyorsunuz. Bunlarla beraber oluyorsunuz. Şu manada düşünülebilir. Nasıl ki ehli iman, imandan dolayı aralarında bir bağ meydana geliyor. Camilerde bir araya geliyorlar ve başka toplantı yerlerinde bir araya geliyorlar. Ve bu iman bağı çok güzel bir kardeşlik manasını tesise sebebiyet veriyor. Benzeri bir durum küfür cephesinde geçerli. Putlara tapanlar da putlara tapmaktan dolayı aralarında bir beraberlik, bir sevgi meydana getiriyorlar. Ve o şekilde dünya hayatında kendi aralarında teşkilatlanma, kendi aralarında toplantılar gibi durumlar gerçekleşiyor. Sümme yevmel kıyame ama kıyamet günü sonra kıyamet günü yekfuru ba'dukum bi ba'din bazınız bazınızı inkar eder. Yani diğer alemde artık herkes hesabıyla baş başa kaldığında aralarında sevgi kalmaz. Dünyadayken aynı görüşe mensup olanlar küfür görüşüne mensup olanlar birbirlerine muhabbetleri iyi olabilir. Fakat diğer aleme gidildiği zaman diyelim ki önde gelenler kendilerine tabi olanları inkar etmek isteyecek. Çünkü onların veballerinde dikenleri taşımış oluyor. Ve onlara tabi olanlar da bundan dolayı feryat edecekler. Ya Rabbi biz önderlerimize, reislerimize uyduk. Onlar da bizi yoldan çıkardılar diyecekler. Diğer aleme varıldığında bunlar birbirini inkar edecek. Hatta daha ilerisi ve yel anu ba'dukum ba'da bir kısmınız bir kısmınıza lanet edecek. Yani birbirinizi lanetleyeceksiniz. Yani lanet olsun. Nereden ben bunların hizmine katıldım? Lanet olsun. Neden ben bunlarla beraber oldum gibi. Veya önde gelenler açısından bakıldığı zaman lanet olsun. Neden bunlar bizim peşimizden geldiler? Azabımızı ziyadeleştirdiler diye bu manada birbirlerine lanet edecekler.
ve mevkumun nar ve sizin varacağınız yer, barınağınız ateştir. Ve ma lekum min nasirin ve sizin için bir yardımcı da söz konusu değildir. Fe amene lehu Lut. Lut İbrahim'e iman etti. Onun peygamberliğini kabul etti. Ona inananlardan oldu. Ve Hazreti Lut daha sonra peygamber olacaktır. Ve kendi kavmine Allah'ın dinini anlatacaktır. Rivayetlere göre, bazı tefsirlerde yer aldığına göre, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmamasını görünce Hazreti Lut iman etti. Böyle diyenler olmuş. Ama ayette buna çok net bir delalet söz konusu değil. Ve kâle inni muhacirun ila rabbim. Ben Rabbime hicret edeceğim dedim. Bu sözü söyleyen Hazreti İbrahim, yani evvelinde Hazreti Lut'un da gerçi ismi geçiyor ama kıssa Hazreti İbrahim'i anlattığından tefsirlerde Hazreti İbrahim'in sözü olarak o şekilde netleştirilmiş ve hicreti yapan da o, birinci derecede burada anlatılan da o olduğundan böyle değerlendirmek daha uygun görülüyor. Ben Rabbime hicret edeceğim. Bu da dikkat çeken bir tabir. Yani Rabbimin emrettiği yere gideceğim, bu manada anlaşılabilir. Bu düz bir anlatım olur. Ama ben Rabbime hicret edeceğim. Yani şu dünya bir gurbet diyarıdır. Ve insanlar bu gurbet diyarında aslında vatan asliden, asıl vatan olan cennetten ayrı düşmüşlerdir. Buna mukabil işte ölümle insan diğer aleme gidecek, Rabbine kavuşacak. İnni muhacirun ila Rabbi. Bu anlamda da değerlendirilebilir. Başka bir ayette inni zahibun ila Rabbi, ben Rabbime gideceğim. Bu manada yine ifade ediliyor. Hicret tarih boyu meydana gelen bir olaydır. İbrahim Aleyhisselam'ın hicreti olduğu gibi Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicreti vardır. Ve yine ilk devir Müslümanlarının bu meşhur hicret olayından önce bir kısmının Habeşistan'a hicret etmeleri vardır. Günümüzde yine diyelim ki Bulgaristan'dan ülkemize, Kafkaslardan ülkemize veya ülkemizden Almanya, Hollanda gibi yerlere hicret edenler vardır. Bu manada hicret devam etmektedir. Ve hicret cihadın kendisidir. Ve bazı özel durumlar hicreti gerektirir. Kişi bulunduğu yerde diyelim dinini tam yaşayamıyorsa veya bulunduğu yerde atıl kalmışsa, kendine bir vazife tereddüt edemiyor, orada pek faydalı olamıyorsa, oradan başka bir yere hicret etmesi münasip olur. Ve Allah hicret edenlere çok imkanlar sunacağını bildirmektedir. Ardullahi vesia, Allah'ın arzı geniştir. Allah için hicret edenler, Allah-u Teala'nın çok özel ikramlarına mazhar olacaklardır. Özellikle günümüzde, İslami hizmetler açısından bakıldığında bir kısım insanlarımızın dünyanın değişik yerlerine hicret etmesi ve oradaki insanlarla bütünleşmesi, Allah'ın dinini tebliğe vesile olmaları gerçekten tarihi bir görüntüdür. Ve Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan hicret ruhunun günümüze yansımış güzel bir şeklidir. İnnehu huvel azizül hakim. Şüphesiz o azizdir, hakimdir. Yani benim kendisine hicret edeceğim Allah azizdir, hakimdir. Ve vehebna lehu İshak'a ve Yakub. Biz ona, İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u verdik. İshak oğlu. Burada tabi verilmesi, normalde evlenen herkese Cenab-ı Hak çocuk nasip eder. İstisnalar olmakla beraber genelde kız veya erkek nasip eder. Burada hibe tarzında verildiğinin söylenmesi normal şartlardan farklı olmasından. Hazreti İbrahim ileri bir yaştayken ve hanımı kısır bir vaziyetteyken Allah ona çocuk nasip ediyor. Bu sıra dışı bir durum. Bundan dolayı ayet-i kerimede özel bir nimet olarak nazara verilmiş. Ve peşinde de Yakub'un nazara verilmesi, o da İshak'ın oğlu ve bir torun, o torundan Beni İsrail meydana geliyor ve dolayısıyla bir silsilenin başı oluyor. Bu açıdan
sıra dışı bir durum olduğundan ayet-i kerimede isim de verilmek suretiyle ifade edilmiş. Ve cealne fi zürriyetihin nübüvvete vel kitab. Ve onun zürriyetinde, İbrahim'in neslinde kitabı ve nübüvveti biz nasip ettik. Yani peygamberler, o nesilden pek çok peygamberler geldi ve o nesilden gelen peygamberlerin ellerine kitap verdik. Ve ateynahu ecrahu fid dünya, ona dünyada ecrini verdik. Yani Hazreti İbrahim'i dünyada muvaffak kıldık. İşte Nemrud'a karşı muvaffak kıldık. Hicretinde muvaffak kıldık. Davasını tebliğde muvaffak kıldık. Böylece dünyada ona ücretini verdik. Ve vefatından sonraki durum itibariyle de düşünülecek olursa, şu anda da Hazreti İbrahim bütün dinlerde, bütün semavi dinlerde bilinen bir insandır. Bizde İbrahim ismi olduğu gibi Yahudilerde, Hristiyanlarda da Abraham şeklinde yine Hazreti İbrahim kastedilerek onlarda da Hazreti İbrahim en hürmetle yad edilen bir şahıstır. Ve Hazreti İbrahim bunu Cenab-ı Hak'tan zaten talep de etmiştir. Ve kendisinin bir yad-ı cemille güzel bir şekilde yad edilmesini Cenab-ı Hak'tan istemiştir. Cenab-ı Hak da kendisine nasip etmiştir. İşte dünyada ona bu şekilde ücretini, mükafatını verdik. Ve innehu fil ahireti leminas salihin. O ahirette de salihlerdendir. Yani ahirette salihler cennette olacak, üst makamlarda olacak ve o ahirette de mükafatını bu şekilde alacak. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'i tek başına bir ümmet olarak da bize takdim ediyor. İnne İbrahim'e kâne umme. İbrahim bir ümmet idi. Yani tek başına bir ümmet. Öyle ki kendi neslinden diyelim oğlu İsmail'den Araplar, bir başka oğlu İshak'tan Yahudiler, İsrail oğulları geliyor. Bu manada kendisinden ümmetler meydana gelmiş. Bir de şahıs itibariyle onun kalitesi nazara veriliyor. Yani her ne kadar tek bir fert de olsa o tek başına bir ümmetti. Çünkü bir insanın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla bir millettir. Bunun en güzel misallerinden birini Hazreti İbrahim'de görmekteyiz. O her ne kadar tek fert olsa da demek ki bir ümmet manası onda görülüyor. İşte değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bu şekilde geçmiş peygamberlerin kıssalarından, kavimlerine olan tebliğlerinden bize anlatıyor. Ve biz bunları okuduğumuz zaman şunu görüyoruz. Hazreti İbrahim'in kavmine olan tebliği aynı zamanda bize olan tebliğidir. Kavminde putperestler olduğu gibi içinde bulunduğumuz toplumlarda da putperestler bulunmaktadır. Dolayısıyla İbrahim'in mücadelesi şu anda da devam etmektedir. Bizlere düşen Hazreti İbrahim'in ve onun neslinden gelen en büyük peygamber, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidebilmektir. Cenab-ı Hak bu noktada hepimizi muvaffak eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.